Burası mı? Evet, burası. Ya ben annemi size bıraktıktan sonra uğrayacaktım ama... Uğrama Ege. Annemden de uzak dur. Ya o ne demek Zeynep? Olur mu öyle şey? Olur. Melis'in sevgilimin etrafında dolaşma diye kavga çıkarmasını çekemem sonra. Sen en iyisi uzak dur. Hoş geldin kızım. Konuşmamız gerekiyor. Ege? Yunus teyze, size yiyecek bir şeyler getirdim. Bir de evde kalan eşyalarınızı. Niye zahmet ettin? Geç buyur. Hoş geldin kızım. Ben bir çay koyup geliyorum bize. Buraya bir şeyler içmeye gelmedim. Daha önemli şeyler var. Ne oldu kızım? Neden bu kadar gerginsin? Ne olduğunu sen söyleyeceksin bana. Dün burada ne olduysa Feraye Hanım perişanlardı. O mu gönderdi seni? Kimsenin gönderdiği falan yok beni. Kadın bitik halde zaten. Bülent amca perişan. Çocuklar annelerini öyle gördükçe kahroluyorlar. Ya hepsi senin yüzünden ya. Senin yüzünden. Benim yüzümden. Evet senin yüzünden. Senin yüzünden. Sana git dedim ama sen dinlemedin. Bak, bak şimdi ne haldeyiz. Aa. Zeynep, daha kaç defa söylemem gerekiyor. O evin Bülent ve karısının olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ya sen niye en başından çekip gitmedin ki? Ha? Niye gitmedin? Ya Zeynep, biraz sakin olur musun? Sen bu işe karışma lütfen. Evet. Neden gidecekmişim? Seni bırakıp hiçbir yere gitmem demedim mi? Daha önce yaptın ya. Yine yaparsın. Kızım. Neden yaptığımı biliyorsun. Mecburdum. Keyfimden gitmişim gibi ne olursun bana kızma. Sana haber vermiş olsaydım... kendi hayatından vazgeçip beni hapishaneden kurtarmaya çalışacaktın. Ne sebeple olursa olsun. Sen beni bıraktın anne. Tek başıma kaldım ben ya. Bülent amcaya emanet ettim beni. Babamdan çok babalık yaptı o bana. Feraye Hanım desen. Sakın. Sakın annelik yaptı bana deme. O kadar ya, da değil. Ya neyden bahsediyorsun sen ya? O insanların hayatları bizim yüzümüzden darmadağın oldu şu anda. Tamam anlıyorum üzülüyorlar. Ama benim Bülent'le aramda bir şey yok. Kimse beni suçlayamaz. Neden sakladınız o zaman? Saklamadım. Bülent söylememi istemedi. Ben söylerim dedi. Peki sen neden sakladın? Çünkü Bülent amca sen karışma ben söyleyeceğim dedi. Bak gördün mü ikimizin de suçu yok. Hem Feraye Hanım boşuna üzülmesin gerek yok. Kocası onun yanında. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Kadın gelmiş görmüş sizi diyorum. Ama hepsinden önemlisi de ne biliyor musun? Hepsinden önemlisi ne? Bülent amca seninle bir gece aynı evde kalmış. Doğru mu bu? Ne demek bu? Kim söyledi bunu sana? Kimin söylediğinin ne önemi var? Sen anlatacaksın. Doğru mu? Değil mi? Evet. Doğru. Ben sana inanamıyorum ya. Ben gerçekten sana inanamıyorum. Evli barklı bir adamla nasıl yan yana bir gece geçirebilirsin sen? Yanında kalmasına nasıl izin verirsin? (Gülüyor)
Ya konuşsana anne. Konuşsana. Neden evli barklı adamla gizli gizli bir gece geçirdin? Neden Bülent amcayı evden atmadın? Kızım, ne gizlisi, ne gecesi? Ya dışarıdan nasıl göründüğünün farkında mısın sen? Neden ya? Neden anne, neden? Anlat şunu bana. Konuşsana. Ya yoksa... Yoksa ne? Yoksa sen Bülent amcaya karşı bir şeyler mi hissediyorsun?